Yüksek Seçim Kurulu'nun da gündemi yoğun. Her geçen günde o yoğun gündem, yoğun çalışma artarak devam edecek 38 günlük süreç boyunca. Çünkü her gün kritik bir aşama geçiliyor. Bugün de ittifakların son bulacağı, daha doğrusu ittifaklardan çekilmek için son tarih, son gün. Detayları TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç aktaracak. Bir sürpriz olabilir mi bugünkü gelişmeler ne yönde? Sertaç. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlere artık tam 38 gün kalmış durumda. Senin de belirttiğin gibi Osman, bu seçimlere çıkan merdivende her geçen gün bir basamak daha aşılıyor, bir basamak daha geride bırakılıyor. İşte bugün saat 17'de o basamaklardan biri daha geride kalacak. O da ittifak yaparak seçime girecek siyasi partilere ve ittifaklara ilişkin olacak. Anımsanacağız öyle, 24 Mart'ta ittifak yaparak seçime girecek partiler bu ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmişlerdi. Ve bugün eğer bir çekilme olursa bunun son saati 17, yani mesai bitimine kadar o partilerden herhangi biri buraya gelmek durumunda ve ittifaktan çekildiğini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmek durumunda. Tabii dün bir çekilme yaşandı. O da Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yer alan EMEP'in, Emek Partisi'nin ittifaktan ayrıldığına ilişkin bir gelişme yaşandı. Tabii Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı 4 ittifak şu an itibariyle 14 Mayıs'ta yer alacak o oy pusulasında diyebiliriz. Ancak herhangi bir kulis bilgisi olduğuna ifade edemez olduğunu. Ancak tabii Türk siyasetinde dakikalar, saatler bile yeni gelişmelere gebe diyebiliriz. Tabii bundan sonra gözler 8 Nisan'a dönecek bir de. 8 Nisan'daysa bu sefer bu partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerinin belirlenmesine ilişkin bir kura çekimi gerçekleştirilecek 8 Nisan tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'nda. Ve daha sonrasındaysa gözler milletvekili aday listelerine dönmüş olacak. Partilerde buna ilişkin biliyorsunuz temayül yoklamaları yapıldı, mülakatlar yapıldı ve listelere son şekli verilmeye çalışılıyor. Milletvekili aday listelerinin de 9 Nisan'a kadar buraya Yüksek Seçim Kurulu'na getirilmesi gerekiyor. 15 Nisan'da ilk olarak geçici aday listesi yayınlanacak ve 19 Nisan tarihinde ise milletvekilleri seçimi için adayların kesin listesi yayınlanmış olacak diyebiliriz 19 Nisan çarşamba günü. Tabii seçmen sayıları ve sandık sayılarına ilişkin de bir gelişme var. Bu kapsamda son veri şu şekilde: toplamda 64.191.285 seçmen sandık başına gelecek 14 Mayıs'ta. Bunun 60.904.499'u, yani yaklaşık 61 milyonu yurt içinde ve bunun 3.286.258'i ise yurt dışında oy kullanacak ve bu kapsamda 195.705 sandığın kurulacağını ifade edebiliriz. Ve 2019 yerel seçimleri baz alındığındaysa 7 milyona yakın seçmenin ilk kez sandık başına gideceğini de anımsatmakta fayda var. Tabi buna ilişkin takvimde önemli bir tarih daha var. O da 20 Mart'ta askıya çıkan seçmen listeleri 2 Nisan'da inmişti askıdan ve 3 Nisan'da da kesinleşmişti. Ve seçmen kütüğü de bu kapsamda 12 Nisan'da kesinleşecek ve 19 Nisan tarihi itibariyle seçmenlere bu seçmen bildirim kağıtları gönderilmeye başlanacak diyebiliriz. Ve yurt dışı oy verme 27 Nisan'da başlayacak o maratonda, 9 Mayıs'ta sona erecek. 75 ülkede 156 temsilcilikte oylar kullanılacak. Bunların 15 tanesi ise ilk kez sandık kurulacak ülkeler olacak Osman. Yüksek Seçim Kurulu'ndayız. Yeni gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim. Tabii en önemlisi, gözlerin saat 17'ye çevrildiğini yayının başında söylemiştim. Buna ilişkin bir sürpriz gelirse de biz burada olacağız diyelim ve sözü yeniden Ankara'dan sana bırakalım Osman.